17. saat seçim özelle birlikteyiz. Biraz geç başladık. Özür diliyoruz. Bu akşamki konuğumuz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Doktor Sıla Usar İncirli bizimle birlikte. Şimdi son 3 gün yoğunluk giderek artıyor. Elbette ara ara böyle bu yoğunluk içerisinde de zaman önemli. Zaman içine de sıkıştırmalar yapılıyor programlar için. Dolayısıyla birazcık geciktik ama özür diliyoruz ve hemen başlayalım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Bizi izleyen, dinleyen herkese de çok çok güzel bir akşam diliyorum. Şimdi hep vurgunuz vardır. Trafiğin keşmekeşi, trafiğin yoğunluğu. Başkentte de önemli sorunlar arasında trafiğe de mağdur oldunuz sanırım programa gelirken de yoğunluk söz konusuydu. Seçilmeniz halinde trafikle ilgili nasıl bir düzenleme olacak? En sevdiğim soru. bir kere Lefkoşa'nın trafiği gerçekten hepimizi artık çileden çıkarıyor. Dolayısıyla trafikle ilgili yapılması gereken şeyler var. Bununla ilgili bizim de çalışmış olduğumuz konular var. Bir tanesi bu geçiş noktaları konusunu söylemiştik. Onu biraz sonra daha geniş açarım ama motorlu araçların, geçişlerin sadece tek noktadan olması Lefkoşa trafiğini çok sıkıştırıyor. Çünkü hafta arası her gün 8 bin, günde 8 bin, hafta sonunda 15 bin araç geçiş yapıyor ve Lefkoşa trafiğine giriyor. Halbuki bunun biz şehrin iki yakasına paylaştırılması gerektiğini söyledik ve bunu önümüze bir hedef olarak koyduk. Onu bilahare daha ayrıntılı anlatmak isterim. Bu birincisi. İkincisi, toplu ulaşım konusunu artık bizim gündemimize koymak mecburiyetimiz var. Kent içi entegre toplu ulaşım sistemi modelini çalıştık biz ve gelir gelmez de bir ulaşım master planı yapacağız. Bununla ilgili olarak da toplu ulaşımı önümüze koyacağız. Ben her böyle çözümle ilgili bir şey söylediğimde şöyle bir refleks var ülkede. Aman geçiş noktalarını sen mi açacaksın? O zaten senin görevin değil. Aman toplu ulaşım konusuna girme, o konu çok sıkıntılıdır, yapamazsın. Ben yaratılış olarak böyle çok engelleri görüp de geri dönen, vazgeçen bir kişilikte değilim. Hamurum böyle yoğrulmuş değil. O yüzden ben bu kent içi entegre ulaşım sistemi modelini de önüme koyacağım. Ulaşım master planı da yapacağız. Ve toplu ulaşımı artık enine boyuna bu ülkede tartışıp bir yol almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra yeni yollara ihtiyacımız var Pembe Hanım. Bir tanesi, çünkü trafiğin akışkan olabilmesi için kapalı devrede gitmesi lazım ki trafik akabilsin. Evet. Eğer kapalı değilse o devre, açık kalmışsa bir yerde, sıkışıklıkların da çok önemli bir nedeni budur. Dolayısıyla Lefkoşa'ya yeni yollar lazım. Bir tanesi, Atatürk Öğretmen Akademisi'nin olduğu yerde bir çember var. O çemberden Hasbolat kavşağına çıkan bir kavis yol var. O yolun açılması halinde o kapalı devre akışkan trafiğin yolu da olacak. Hatta çevre yoluna da bağlanması halinde Lefkoşa trafiği çok önemli ölçüde rahatlayacak. Bir diğer yol Osmanpaşa Caddesi'nden, yani Pronto Çemberi'ne giden ve Dereboy Mehmet Akif Caddesi ile kesişen Pronto Çemberi'nden Alayköy'e gidecek olan Dereboy'un arka tarafından geçecek olan yol. Bunu da söylediğim zaman işte askeri bölgedir, olmaz denir ama ben askerin de toplum faydasına, şehir faydası olacak herhangi bir konuda görüş birliğinden kaçınacağına dair hiç içimde ufacık bir şüphe, kuşku yoktur. O yüzden bu konuları önümüze koymamız lazım ve bu yeni yolları Lefkoşa'ya kazandırmamız halinde kapalı devre olacak yollar ve akışkanlığı da sağlanacak. Bir de akıllı şehir konseptini koymuştuk biliyorsun. Hı hı. Akıllı şehir konseptinde de sinyalizasyonun yönetileceği yazılımlar, ne zaman yoğunluk olur, ne zaman daha tenha olur, bu hangi saatlerde neresi sıkışır, bütün bunlarla ilgili de hedeflerimizi oluşturduk ve trafik için alternatif yollar, yeni yollar, bir de alternatif ulaşım araçları. Ki bunun için kaldırım, bisiklet yolu çalışmalarımız var. Tarihi trenin izinde ekolojik koridor da böyle geliştirdiğimiz bir projedir. Beni en çok heyecanlandıran proje olduğu için onu her gittiğim yerde de göstermeyi çok isterim. Çünkü fikirler çok önemlidir. Paradan ziyade fikir önemlidir ve bu fikir de maliyeti de çok yüksek olan bir şey değil. Biliyorsun 1905 ile 1951 yılları arasında 46 yıl tren yolu vardı ülkemizde. Mausa'dan Gemi Konağı'na uzanan 122 kilometre boyunca bir tren vardı.
O tren maden taşıdı, narenciye taşıdı, insan taşıdı. Sonra da raylar söküldü, İtalya'ya hurda diye satıldı. Ama bize muhteşem bir ekolojik koridor kaldı Lefkoşa'nın içinde. Asırlık ağaçların gölgesinde tertemiz bir havanın olduğu bir koridor. Dumlupınar Mahallesi'nden başlıyor bu yol. Dumlupınar'dan Tren Yolu Polikliniğine geliyor. Tren Yolu Polikliniğinden Abdi İpekçi Caddesi olarak bilinen eski PYK ambarlarının olduğu cadde, ki o cadde fazlasıyla geniş. Çok rahatlıkla bisiklet yolu oraya eklenebilir. Kumsal Parkı'na girip dere boyundan yukarıya Osman Örek Caddesi'ne doğru çıkan bir yol oluşturacağız. Zaten halihazırda Avrupa Birliği'nin dere boyu rekreasyon çalışmaları içerisinde bisiklet yolu var. Oraya bağlayacağız. Dileyen Metehan'dan güneye geçebilecek. Citroen ışıklarından Metehan çemberine giden yolda. Ki o yolda güvenli değil bisiklet açısından. Onun da güvenliğini sağlayacağız. Dileyen de yine dereyi izleyerek Kızılbaş Parkı'na, oradan Şehit Ecvet Yusuf Caddesi'ne ve Dumlupınar'a dönecek. Tabii ki bir yolda Lokmacı Barikatı'na, sur içine girecek. 10 kilometreden uzun bir parkur bu. Oldukça da şehir yaşamını değiştirecek olan bir şey. ve şehir yaşamında insanlara motorsuz araçlar dışında da bir alternatif ulaşım sağlayacak. Bunun yanı sıra cadde dönüşüm projelerimiz var. Bu cadde dönüşüm projelerinde kaldırımlara çok önem veriyoruz. Otoparklara çok önem veriyoruz. İnsanların yürüyerek de bir yerden bir yere gidebileceği bir şehir yaratmaktır hedefimiz. Havamız güzeldir, havamız temizdir, havamız iyidir. Yılın 300 gün kadarını neredeyse güneşli geçiriyoruz. Dolayısıyla insanlarımızın da hem kaldırımlarda yaya yürüyebileceği, hem bu ekolojik koridorda rahatlıkla bisikletle bir yerden bir yere gidebilecekleri, ama yolların da katılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunda azaltılmasıyla trafiğin hafifleyeceği, aynı zamanda toplu ulaşımında yaşamımıza gireceği ve sinyalizasyonla birlikte akışkanlığın daha da hızlandıracağı projelerimizi hazırladık, evet. Dolayısıyla yoğunluğu, trafikteki o keşmekeş ve yoğunluk azalacak, bu yöndeki projenizde vurguluyorsunuz. Şimdi salı akşamı Lefkoşa'da düzenlediğiniz tanıtım gecesi değilim, Lefkoşa gecesinde konuşmanız birazcık dikkat, biraz değil çok fazla dikkat çekiciydi ve o akşamdan sonra yazılanlar, çizilenler dikkatimi çekti. Şimdi bir gövde gösterisi, bir zirve gibi bir şeydi Slavsar İncirli'nin diye de yorumlar yapıldı. O akşamı nasıl yorumlarsınız? Benim için çok duygusaldı, önce onu söyleyeyim. Ben hayatım boyunca Pembe Hanım, insanların hep yanında olmaktan hoşlandım. İnsanlara hizmet vermek, o en kötü zamanlarında da en güzel zamanlarında da yanlarında olmayı istedim. Yaşamım bu şekilde anlam buluyor. İçe kapanık değil, insanlarla birlikte onların enerjisini almak, onlara enerji vermek, o dostluğu, o sıcaklığı hissetmek benim için çok kıymetli, çok vazgeçilmez bir şey. Hekimlik mesleğimi de böyle yaptım. Zaten geriye dönüp de düşündüğümde işte 12-13 yaşında bir insan nasıl hekim olmaya karar verir? Buydu benim içimdeki motivasyon. İnsanlara yardım etme isteği, onlar için bir şeyler yapabilme dürtüsü. Sendikacılığımda da yine böyle oldu. Milletvekilliğinde de. Şimdi belediye başkanlığında öyle. Yani bugüne kadar yaşadığım her tecrübeyi aslında anlıyorum ki ben Lefkoşa'ya vermek için biriktirmişim. O gece orada muazzam bir duygu seli vardı. Gerçekten Cumhuriyetçi Türk Partililer konuklar vardı orada. İnanın o konuşmayı ben de o şekilde yapmayı beklemiyordum. Bu kendiliğinden oldu. Kendiliğinden ve benim kontrol edebileceğim bir şey değildi. İçimden öyle geldi. İçimden öyle geldiği için de öyle konuştum. Ve herkes ağladı orada. Çok duygulandı herkes. Ben de çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten ülkemiz için yapılabilecek çok şey var.
oturduğumuz yerden ülkemize faydalı olmamız mümkün olmaz. Hareketli olmamız lazım, üretmemiz gerekiyor. Sorumluluk almamız gerekiyor. Aldığımız sorumlulukları eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor. İşte ben de o akşam o yüreğimin en derininden hissettim bu sorumluluğu. Ve Lefkoşa Belediye Başkanı olacağımı anladım. Yani bunu hissettim. İnsanların da böyle bir isteğinin, böyle bir umudunun olduğunu hissettim. Ve ortaya o konuşma çıktı. Ben de çok şaşırdım nasıl olduğunu. Ben de bilemezdim. Planladığım, tasarladığım bir şey de değildi. Kendiliğinden ve doğallığından oldu, evet. Ama o gece konuşma sonrasındaki aile fotoğrafında annenizi o fotoğrafa da yer alması için dikkat ettim ki annenizi de o fotoğrafa çektiğiniz ve aile fotoğrafını kalabalık partilerle, yani parti organlarına birlikte. Annem biraz şaşırıyor. Yani işte diyor, hekimsin, ailen var, niye yani böyle yapıyorsun? Anne dedim, yani beni sen böyle doğurdun. Hamurum böyle yoğruldu benim. Başka bir seçeneğim yoktur. İnsanın hayatta kendini gerçekleştirebilmesi çok önemli. Yani yapmak istediklerini yapması çok çok önemli. Konforlu alanlarımıza, konforlu yaşamlarımıza çekilip de ülkenin kendi kendine düzelmesini, kendi kendini kurtarmasını beklemek hayalcilik olur. Filmlerde bile bir mücadele ortaya koymanız gerekiyor. İşte ben de zaten o gün konuşmamda da söyledim, böyle bir mücadelenin içine doğmuşum. Böyle bir mücadelenin içinde büyüdüm. O yüzden bu benim aslında yaşamak istediğim hayat. Şimdi projelerinizi anlatıyorsunuz. Son 3 gün tabii ki yoğun bir şekilde anlatmaya çalıştınız. Vatandaş sizi dinlerken gözlerinin içine bakıyorsunuz. Nasıl bir değerlendirmede bulunuyorsunuz kendi kendinizi anlatırken? Ah, gerçekten insanlar, Lefkoşa'da yaşayan insanlar, Lefkoşalılar hiç hak ettikleri bir şehirde yaşamıyorlar. İnsanlar artık bir şey beklemekten yorulmuş durumdalar. Bu şehrin sokakları karanlık dediğimizde, örneğin insanlar buna çok ilgi gösterdi. Birilerinin bu konuyu konuşuyor olmasından dolayı çok bundan memnun oldular. Çünkü onların hayatını fazlasıyla olumsuz etkileyen bir durumdu bu karanlık. Ve bu şehir senelerdir karanlıktır. Ve bu şehrin aydınlatılması için aslında yerel yönetimin de çok büyük bir sorumluluğu var. Ben bu konuyu ilk gündeme getirdiğimde, yok efendim o Kıptek'in sorumluluğundadır, sen cahil misin, bilmiyor musun gibi söylemlere varana kadar eleştiriler aldım. Halbuki hayır dedim, biliyorum. Ben 2 dönem milletvekilliği yaptım. Bütün yasaları biliyorum. Bütün devletin kurumlarını biliyorum. Ama ben sokakları, caddeleri, meydanları, karanlık olan bir şehrin belediye başkanı olsam geceleri benim uykuma, gözüme uyku girmez. Güvenlik sorunu yaşar çünkü insanlar. Kimin başına ne gelir bu karanlık sokaklarda? Kazalar olabilir. O yüzden ben dedim ki, söz veriyorum, bu konu benim yetkim dahilinde değildir demeyeceğim bir belediye başkanı olarak. Ama her sorunu, Lefkoşa'ya ilgilenen her sorunu yükleneceğim ve çözmek için de mücadele edeceğim. İşte insanlar bunu gerçekten onlara çok dokunan bir yerden söylemiş oldum bunları. Ve kulaklarını bana kabarttılar, gözlerimin içine bakmaya başladılar. Sonra adım adım Lefkoşa'yı gezmeye başladık. Ve Lefkoşa'da ciddi bir yeşillenme, yeşil alan sorunu olduğunu fark ettik. Ve arkadaşlarımla çalıştık. Dedik ki, yani ne kadardır bu Lefkoşa'nın aktif yeşil alanı? Bir hesaplayalım ve hesapladık. Kişi başına 3 metrekare bile düşmüyor Pembe Hanım. Ve Dünya Sağlık Örgütü en az bunun 9 metrekare olmasını istiyor. Akciğer sorunu olmasın, çocukların, yaşlıların, çeşitli sağlık sorunlarının olmaması için en az 9 metrekare öneriliyor ve Lefkoşa'nın aktif yeşil alanlarının çok eksik olduğunu fark etti ve derhal bir proje hazırladık buna. Ve dedik ki nefes alan Lefkoşa olacak, yeşil Lefkoşa olacak. 152 bin metrekarelik, ki 570 civarındadır, 570 bin metrekare yeşil alan var. Ama bunların %80'den fazlası atıl durumdadır. Yani yeşil alan olarak kullanılamıyor. Biz bu 4 yıllık sürede
en az 152 bin metre ki o projelenmiştir. Mutlaka başladıktan sonra fazlası da gelecek ben inanıyorum. Çünkü şimdi mesajlarınıza bakarsanız belki de her çıktığım televizyon programında ben bu konuyu açtığımda bizi izleyen insanlar 100 fidan da benden diyor. İşte iş insanları arıyor. 1000 fidan da benden diyor. Bir seferberlik başlatacağız biz Lefkoşa'nın. Her bir kişisiyle, her sivil toplum örgütüyle birlikte bir yeşillendirme, daha yeşil bir Lefkoşa projesi. İşte 152 bin metrekareyi ekeceğiz ağaçla. 9 bini bunun metanda olacak. İşte 6500'ü Ortaköy'de, 46 bini Küçük Kaymaklı'da, 9600'ü Haspolat'ta gibi yerlerine kadar, hangi ağaçların ekileceğine kadar bütün her şeyi planladık. Ve ben göreve başladığım gün kum saatini geri çevireceğim. Ve bu kum saati Pembe Hanım 4 yıllık bir kum saati olacak. Her bir dakikasını, her bir saniyesini hiç boşa geçirmeden çalışacağız. Çünkü zaman o kadar hızlı uçar gider ki fark edemezsiniz. Ama bir göreve geldiğinizde bileceksiniz onun sınırlı bir süre olduğunu ve o içinde bulunduğunuz süreyi en iyi şekilde geçirmeniz gerektiğini bileceksiniz. Ben şimdiki yönetime bakıyorum. 8,5 yıl kalmış görevde ve bu 8,5 yıl içerisinde elbette birkaç yapılmış bir şey var ama 8,5 yıllık iş değil bunlar. 8,5 yıllık iş olmadığını görüyorum ama benim yönetimimdeki belediyede biz kum saatini çevireceğiz ve bu 4 yılın sonunda da işlerimizi tamamlamış olarak görev süremizi bitireceğiz. Peki kazanıp 4 yıl görev sürenizi sürdür. Bir sonra yeniden aday olmayı düşünür müsünüz? Onu şimdiden söylemem çok zor. Ama bu 4 yılı gerçekten çok verimli bir şekilde geçirmek için çok büyük bir çaba ortaya koyacağız. Zaten projeler o kadar bir yapılacak iş var ki bir durup da düşünecek zamanımız olmayacak. O zaman saat yani 24 saatinizin büyük bir çoğunluğunu hayatım böyle geçti zaten evet. Pembe Hanım benim. Ben hayatım boyunca hafta sonu çalışmadım ya da gece böyle ertesi sabah erken kalkmam gerekmeyen bir dönem ömrümce hatırlamıyorum. Tıp fakültesinde de böyleydi, hekimlik mesleğinde de böyleydi, siyasette de böyle. İşte bazen bazı insanlar hayata çalışmak için gelirler. Herhalde ben de onlardan biriyim. Yorulmak nedir bilen bir insan değilim. Çalışmayı sağlık çok önemli, seviyorum. Sağlıktan gelen bir kişisiniz. Dolayısıyla belediye için sağlık alanında daha farklı bir vizyonunuz, bakış evet. açınız var. Kesinlikle. Yerel yönetimlerin aslında bu yerel yönetim reformu söz konusu olduğunda biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak merkezi yönetimden bazı yetkilerin yerel yönetimlere göçertilmesi, aktarılması gerektiğini savunmuştuk. Örneğin eğitim gibi, örneğin sağlık gibi konuların. Ama tabii öyle bir imkan olmadı bu geçtiğimiz süreçte. Sadece belediye sayısının azaltılması ve 51-95 sayılı yasanın işte komiteye gelmesiyle sınırlı kaldı. 51-95 sayılı yasanın komiteye gelmesi için de biz çok büyük bir mücadele verdik mecliste CHP'li milletvekilleri. Tabii belediye emekçileriyle de birlikte, onlar dışarıda, biz içeride. Ama yine de buna rağmen ben belediyenin sağlık hizmetlerine de önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Sayın Kutlay Erk döneminde başlayan bir yaşlı bakım projesi var. Onun kapsamının genişletilmesi lazım. İçerisine kronik hastaları ve engellilerin de konacağı bir projenin genişletilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra anne çocuk sağlığı merkezleri benim tıp fakültesinde öğrendiğim ve ne kadar önemli olduğunu bildiğim merkezlerdir. Anne çocuk sağlığı merkezlerinde çocukların büyümeleri ve gelişmeleri takip edilir ki şu anda büyük bir yoksulluk içerisindedir ülkemiz ve yoksulluk en çok da çocukları etkiler. Onların beslenmesi bozulur. Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu bir açıklama yaptı bir süre önce çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği başladı beslenme eksiklikleri nedeniyle. İşte bu anne çocuk merkezlerinde biz öncelikle çocukların büyümesini, gelişmesini takip edeceğiz. Ayrıca onların aşılarını yapacağız. Eksiksiz olsun aşıları. Aynı zamanda diş kontrolü, göz kontrolü gibi koruyucu sağlık hizmetlerini vereceğiz. Annelerle ilgili de anneler istemeleri halinde aile planlamasıyla ilgili kendilerine tavsiyelerde, bilgilendirmelerde bulunacağız.
Bunun yanı sıra kreş ve etütler projemiz var. Elbette işte çok küçük kapasiteli kreşler ve etütleri var belediyenin. Onların kapsamlarının genişletilmesi gerekiyor. Çünkü sayı olarak yeterli değil şu anda. Bizim hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz şey şudur. Çalışmak isteyen her annenin çocuğunu ücretsiz ya da çok uygun fiyata bırakabileceği kreşler olması lazım. Çünkü biz annelerin şu hesabı yapmasını hiç istemiyoruz. Anneler iki çocukları varsa gidip çalışıp da alacakları asgari ücretin tümünü kreşe vermek zorunda kalıyorlar. Bu da onların çalışmalarını anlamsız kılıyor. İşte biz bunun annelerin çalışmasının anlamlı olacağı, çalışmak isteyen kadınların ekonomik yaşama katılmalarını sağlayacak şekilde büyük kapasitede kreşlere ve etütlere ulaşmak için çalışacağız. Bunlar hiç kolay olmayacak ama bunun için mücadele edeceğiz. Nasıl bir seçim süreci geçirdiğinizi düşünüyorsunuz? Çok keyifli geçti benim için. Ben gerçekten tamam yorulduğumuz zamanlar oldu. Yemek yiyemedik. İşte uyumaya zaten hiç fırsat yoktu. Çok hızlıydı bazı şeyler. Aynı anda bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on şeyle ilgilenmek ve düşünmek zorunda kaldığımız zamanlar oldu. Ama şöyle bir şey vardır ya, insanlar beyinlerinin işte normal koşullarda belli bir kısmını kullanırlar. Ben de bir nörolog olarak biliyorum, yani belli bir kısmı kullanılır. Ama biz bu dönemde bütün ekip arkadaşlarımla birlikte nöronlarımızın, yani beyin hücrelerimizin hepsinin çok aktif çalıştığını gördük. Aynı anda birçok işle ilgilenmek zorunda kaldık. Bundan dolayı ben büyük bir mutluluk duydum. Çünkü ülkem için bunu yapmam gerekiyordu. Ve yapabilmiş olmaktan da çok memnunum. Bundan dolayı çok iç huzuru içerisindeyim. Elbette göreve gelince kendimi daha da çalışmaya adapte edeceğim. Aynı tempoyla gideceğimize dair hiçbir kuşkum yok. Çünkü yapılacak çok iş var. Lefkoşa'da altyapı sorunu var. Lefkoşa altyapısı olmayan bir şehir şu anda neredeyse. Hamitköy'de, Hasbolat'ta, Kaymaklı bölgesinde ve şehrin başka yerlerinde kanalizasyon problemleri var. Kaldırım ve yol sorunları var. Yağmur drenaj sorunları var. Elbette yapılmış olan şeyleri söylüyor şimdiki yönetim. Hı hı. Ama bize göre bunlar kesinlikle yeterli değil. Hele ki 8,5 senede çok daha fazlasının yapılmış olması gerekirdi. Gözlerimi yaşartan çok sahne oldu Pembe Hanım. Çocuklar çamura basarak okula gidiyorlar. Hasbolat. Lefkoşa'da. Orası Lefkoşa'dır. Hasbolat'ta olsa, Hamitköy'de olsa, Kaymaklı, Dumlupınar'da olsa çocuklar çamura basarak okula gidiyorlar. Yol olmayan birçok yer gördüm. Yani bunlar bizim için çok utanç verici şeyler böyle bir zamanda. İnsanların sevdiklerinden çok vidanjörcüleri aradığını gördüm. Sürekli dolan kuyularını boşaltmak için, çünkü kanalizasyona bağlı olmadıkları için. Bunlar mazeret kabul edilecek şeyler değildir. Önceliklerinizi belirlersiniz. Tamam, belediye işte uzunca bir süredir mali krizdedir. Ama bunları yaparsınız. Bunları yapmak mecburiyetindesiniz. Siz param yoktur deyip de gerekli altyapıyı yapmamanız bence kabul edilebilir bir şey değil. Dahası koskoca Lefkoşa Türk Belediyesi'nin imkanlarının ben çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bir kere gelirlerine bile sahip çıkamayan bir belediye yönetimi var. İşte biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde, yani tahsilat performansının düşük olduğunu, hı hı, ve belediyenin gelirlerini toplayamadığını, toplayamayınca da borçlanmaya devam ettiğini, borçlandığı zaman faizin altında ezildiğini, faizin altında ezildiği zaman da hizmet veremediğini söylediğimizde oradan buradan çekiştirmeye başladı şimdiki yönetim. Yok efendim işte tahakkuktu, yok efendim devlet katkısı vardı, yoktu. Şöyle böyle bütçedeki rakamlar bunlar tartışmaya açık şeyler değil. Bütçedeki rakamlar bize ne olduğunu söylüyor. Hiç kimse orasından burasından bunu çekiştirmeye kalkmasın, kabul etsin. Desinler ki yapamadık. Yoksa yani yaptıklarını iddia etmeleri bence doğru değil. İnsan, yani hepimizin sorunlarla yüzleşmeyi becermemiz, başarmamız gerekiyor. Sorunlarla yüzleşemezsek sorunları da çözemeyiz. Bu kadar basittir bu. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla belediye şu anda mali açıdan ayaklar üzerinde duramıyor. Biz gelir gelmez gelirlerine sahip çıkacağız belediyenin. Ve bundan ilgili olarak işte %90... Mali disiplin nasıl sağlanacak? Şöyle sağlanacak. Gelirlerin bir öngörüsü vardır bütçede.
Ve o öngörünün gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır yıl sonunda. Ve şu anda Lefkoşa Türk Belediyesi'nde bu gelirlerin gerçekleşme yüzdesi %60 ile 65 arasındadır. %60 ve 65 arasındadır. Bütçedeki rakamlar bize bunu söylüyor. Bakınız Gönye Belediyesi %98'dir. Değirmenlik Belediyesi'nin de öyledir. Bütün dünyada öyledir zaten. Öyle olması gerekir. Öyle olmadığı takdirde ne olur? Belediye o gelirlerden mahrum olur ve dönüp de hizmet edemez hale gelir. Ve bizim hesaplamalarımıza göre 140 milyon TL'dir en az kaybı bu geçen son dönemde Lefkoşa Türk Belediyesi'nin. Eğer o 140 milyon TL'yi toplamayı, o geliri almayı başarsaydı Lefkoşa Türk Belediyesi, o zaman belki de Nisan 2022'de 30 milyon daha borçlanmak mecburiyetinde kalmayacaktı. Bu belediye hala daha borçludur. İhtiyat sandığına, sosyal sigortalara borçludur, bankalara borçludur ve borçlanmaya devam etmiştir. Bu da mali bir disiplin sağlanamadığını çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Bu konuda mali açıdan bir yönetim zafiyeti vardır. Yani bunun da öyle tartışılacak bir yanı yoktur. Çünkü rakamlar bize bunu söylüyor. Biz gelince o gelirlere sahip çıkacağız. Aynı zamanda kaynak bulmak için Lefkoşa'ya her türlü girişimi yapacağız. Avrupa Birliği ile de görüşeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti ile de görüşeceğiz. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile de görüşeceğiz. Şehir diplomasisi de yapacağız, diğer yerel yönetimlerle de görüşeceğiz. Ben doğru projeleri düzgün ve şeffaf bir şekilde belediyenin yönetmesi halinde dış kaynak bulma konusunda da sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ama bu projeler yapılırken Pembe Hanım, belediyenin misafir değil ev sahibi olması lazım. Bir örnek vermek istiyorum size burada. Kanalizasyon projesine Avrupa Birliği oldukça yüklü, milyonlarca dolar euroluk bir hibe yaptı. O kanalizasyonun ama pompa sisteminde bir tasarım ya da mühendislik sorunu var. Ve Lefkoşa'da duyduğumuz kokuların sebebi buydu. Tabii bu kokular çıktığında çeşit türlü şehir efsaneleri oldu. İşte efendim Alayköy'deki tavuk gübresidir, işte güneydeki domuz vesairesidir. Belki onlar da olmuş olabilir ama şu gerçeği değiştirmez. Kanalizasyon şu anda yapılmış olan yeni kanalizasyon hattı tasarım ve mühendislik sorunları nedeniyle çalışmıyor. Ve eski hatta döndürüldü şu anda kanalizasyon. Biz olsak ne yapardık? Biz o proje yürütülürken mutlaka orada çok ciddi bir şekilde bulunurduk. Yani misafir olarak değil, ev sahibi olarak. Ayrıca o kanalizasyon Hasbolat'ın içinden geçti. O insanlar o kokuyu, o tozu, toprağı, pisliği çektiler aylarca o kanalizasyon çalışmaları yapılırken. Ve Hasbolat'taki evler kapılarının önünden geçen kanalizasyona bağlanmadı. Dedik nasıl olur ya böyle bir şey? Yani akıl alır gibi değil. İşte cevap olarak da Avrupa Birliği sadece bu şekilde yapılmasını öngörür. Tamam, Avrupa Birliği bu şekilde yapılmasını öngörebilir. Ama siz yerel yönetim olarak yapmamız gereken neydi? Ben olsam ne yapardım ki bundan sonra göreve gelince öyle yapacağım? Kendim ek proje yapardım. Kendim buna bir finansman da bulurdum. Hazır kazılmışken, hazır o kadar fasarya diyelim çekiliyorken insanları da o kanalizasyon hattına bağlardım. Şimdi gene yapacağız bunu ama baştan kazmamız gerekecek. Bu da maliyeti çok arttıran bir şey. Hı hı. Mesela şimdi çukurlar var yolda. Biz yollardaki çukurlardan söz ettiğimiz zaman nasıl ki aydınlatmadan şikayet ettik ya bazı yerlerde ışıklar yanmaya başladı. Daha göreve gelmeden sorunları çözmeye başladık. Yollardaki çukurları söylemeye başladığımızda da bordür taşı koymaya başladılar. Halbuki oraya asfalt dökmeniz lazım ve yamalama yapmanız gerekiyor. Şimdi ne olacak? O bordür taşları tek tek sökülecek, baştan asfaltlama yapılacak. Yani yapılan her iş aslında maliyet, yanlış iş, eksik iş maliyet olarak dönüyor belediyeye. Dolayısıyla böyle planlı, programlı olmayan rastgele böyle nasıl diyeyim çok düzenli olmayan bir çalışma sistemi var, nazik bir şekilde söyleyeyim. Şimdi dikkat ettim, toplu programlara çıktığınız, bugüne kadar çıktığınızda çok fazla yeterince tartışabildiniz mi 3 aday olarak
konuları? Bence hiç verimli programlar olmadı onlar. Bu akşam da bir tane var. Her gece birlikteyiz 3 aday. Peki nasıl geçer her gece adaylarda? Yani bilmiyorum. Yani konular yeterince... Hayır, kesinlikle hayır. Yani kendimizi ifade etme imkanımız çok az oluyor zaten o süre zarfında. Karşılıklı bir tartışmada zaten nezaket gereği olmuyor. Dolayısıyla bence çok da nasıl diyeyim, çok faydalı olan programlar olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii takdir televizyonların ve izleyicilerindir. Onlar karar verirler. Sonuçta bizim görevimizdir oralara katılıp görüşlerimizi ifade etmek. Bir itirazımız yok. En çok gelen soru ne oldu size? Niye aday oldunuz diye soruldu bana. Ben de işte az önce söylediğim şeyi söyledim açık yürekli. Vatandaştan gelen soru ne oldu? Vatandaş şuna çok, bu yanılgının içerisine çok kapıldı Pembe Hanım. Vatandaş işte ne yapalım ya, bizde belediyenin parası yok, belediyenin parası yok. Yani insanları 10 senedir belediyenin parası yok fikrine inandırıp ve parası da olamayacak bundan sonra fikrine inandırıp insanların beklentilerini sıfıra çektiler. Yani ben buna çok üzüldüm. Bir baş şehir bu Lefkoşa. 10 binlerce insan yaşıyor. 100 binlerce insan geliyor her gün bu Lefkoşa'ya. Nasıl beklentimiz bu kadar az olabilir? Yani nasıl bu kadar azla yetinmeyi kabul edebiliriz? Ben bunu içime sindiremiyorum. Sokak lambaları yanmayacak, kimse ses etmiyor. Yollarda çukurlar, kimse ses etmiyor. Yürüyecek kaldırım yok, kimse ses etmiyor. Ne yapalım bu kadar? Yani o enkaz edebiyatı diyorum ya, mazeretler ve bahanelerin arkasına saklanma durumu. Yani bu şekilde insanları da beklentilerini çok aza indirdiler ve ben bundan dolayı çok üzüntü duydum. Halbuki yapılacak çok iş var. Bugün Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na ziyaret yaptık mesela. Ben şeyi hatırladım. 80'li yıllarda ilk kez ben küçük bir kızken babam elimden tuttu beni ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na gitmiştik. Teneke diye bir oyun oynuyordu. Aslında sanat lüks bir şey değildir. Sanat yaşamın devam etmesi için çok gerekli bir şeydir ve insanların ve çocukların, gençlerin kişiliğini, karakterini, birçok şeyini çok etkiler. Ve ben belediye tiyatrosunun fiziki koşullarına bakınca çok üzüldüm gerçekten. Yani belediye tiyatrosuna yatırım yapamayan bir belediyeden söz ediyoruz. O tiyatronun varlığı tehdit altına girdi mesela şu anda. Yani ben böyle bir şeye izin veren bir başkan asla olamam kendi hesabıma düşünürken. Mutlaka önceliklerimi değiştiririm bir şekilde. Ve ona göre önceliklerimi yani yaşamsal konulara veririm. Yani böyle yapacağım zaten geldiğim zaman. Dolayısıyla burada bir önceliklerde bir sorun var. Bence israf da var Lefkoşa Belediyesi'nin şeyinde. Bütçeye baktığımız zaman işte 50 milyon TL hizmet satın alımı oluyor. Bunların alt kalemleri yok. Sorduğumuz zaman Sayın Başkan elektrik su parasıdır bunlar diyor. Olabilir, gelince göreceğiz ama israfı da önleyecek olan şeyler yapılması lazım. Hizmetleri güçlendirebilmek için neye ihtiyacınız var? İnsan iş gücüne, bir de teknik ekipmana ihtiyacınız var. Bu her şey için geçerli. Evet. Tiyatro için de geçerli, çöp hizmet toplama için de geçerli. Bakıyorsunuz filosuna, temiz bu çöplerle ilgili, kamyonlarla ilgili çok yetersiz gerçekten şu anda. Yani bu filonun şimdiye kadar bu kadar zamanda toparlanmış olması lazım. Yani biz şimdi çıksak bir kampanya başlatsak o parayı zaten toparlayacağız bir şekilde. O yüzden ben bunların çok eksik kaldığını düşünüyorum. Ve şimdiki yönetimin sadece sigortalara, ihtiyaç sandığına ve bankalara borcu da yok. Okullara da borcu var. Ben geldiğim zaman bunları da önümde bulacağım. Çünkü belediyeler yasası uyarınca emlak vergileri, ki bu bizim CTP döneminde yapılmış bir değişiklikti, %15'ini okullara harcaması gerekiyor. 9-10 milyon kadar emlak vergisi topluyor belediye. 1,5 milyonu, hadi 1 milyonunu okullara vermesi gerekiyor. Ama verdiği meblağ 50 bin TL'yi geçmiyor. Dolayısıyla yapılacak çok iş var diyorsunuz ama seçilme halinde de durmak yok. 4 yılda da yapılacak. Şimdi 14 projede 11 burç. Bu surların 11 tane burcu var. Bir kısmı kuzeyde, fikir bir kısmı nasıl güneyde. Dedik ya, bize bir misyon olması, bir görevimiz olması lazım. Bunu bize söyleyen bir şey olması lazım. Baktık etrafımıza, kim söylesin bize bunu? Tamam dedik, burçlar söylesin.
11 tane burcu var. 11 tane görev versin bize bu burçlar. Ve vizyonumuzu onun üzerine oturttuk. Ve 11 burcun bize verdiği görevle biz vizyonumuzu geliştirdik. Ve o vizyonun içerisine de 30 tane. Tabii bu projeler çok daha fazla artacak. Evet. Yani onu da söyleyeyim, bu şekilde kalmayacak. 30 tane proje yerleştirdik. Evet. Ve işte şeyi arıyorum. Göstermek için. Evet, evet, evet. Çok bence etkileyici oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şöyle. Oradan çok iyi görünmüyor ama bu burçlar. Kameraman, evet. Evet, tabii. Ayakları üzerinde duran lefkoşa aydınlık. Lefkoşa zaten çıkışımız aydınlık lefkoşaydı. Sahip çıkan lefkoşa. Yani her canlıya sahip çıkacak. Kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye, sokak hayvanlarına sahip çıkan lefkoşa. Kimliğimize, kültürümüze sahip çıkan, kazanan lefkoşa. Biz bir şehrin para kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü eğer şehir para kazanamazsa şehir olamaz. İşte kazanan, üreten lefkoşa olması lazım. Gençlere, kadınlara üretim yapabilmeleri için, girişimcilik ruhlarını besleyebilmek için eğitimler vereceğiz. Bunu yapan sivil toplum var. Ama onlarla işbirliği ve güç birliği yapacağız. Pazarlama da yapabilsinler diye. Hatırlayan ve unutmayan lefkoşa, bizim en çok sevdiğimiz, Tufan Hoca da bunu çok seviyor. Orada da söylediğimiz şey şu: bu tarihi eserlerimizi, kültürel mirasımızı ne kadar biliyoruz? Tarihi de bilmiyoruz, hikayeleri de bilmiyoruz. İşte o hikayelerin tekrardan hatırlanması, bunların envanterinin çıkartılması, önce bizim öğrenmemiz, sonra çocuklarımızın öğrenmesi, sonra da ziyaretçilerin öğrenmesi. Dolayısıyla da bir sahiplenme söz konusu. Evet, bir çalışma yapacağız ki hem Lefkoşa'da bir turizm başşehri de olabilsin. Yaşayan Lefkoşa, işte kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler, sosyal faaliyetler, festivaller, gençler için çok projelerimiz var. Bütün bu festivaller ve sosyal aktivitelerin canlı olduğu, sportif etkinliklerin canlı olduğu, yıl boyunca süren festivallerin, açık hava konserlerinin olduğu yaşayan Lefkoşa, üreten Lefkoşa'yı söyledik. Ulaşılan Lefkoşa, ulaşımla ilgili söylediklerimiz, akıllı Lefkoşa ki teknolojiyi kullanacağız yönetimimizde, sağlıklı Lefkoşa ve nefes alan Lefkoşa. Hepimizin artık bir derin nefes almaya ihtiyacı var Pembe Hanım. Artık böyle göğsümüzün üzerinde bir taşla yaşamaktan hepimiz çok yorulduk. O göçleri durdurmamız lazım. Beyin göçü var bu ülkeden. Gençler gidiyorlar. O yüzden o göğsümüzün üzerine oturan taşı hep birlikte kaldıracağız. Derin bir nefes alacağız. Ve yerel yönetimler aslında merkezi de çok etkiler. Ben o yüzden çok heyecan duyuyorum. O yüzden milletvekilliğinden yerel yönetime geçtim. Çünkü inanıyorum ki yerel yönetimlerdeki anlayış ve vizyon ve hizmet merkezi de çok etkileyecek. Ve bunu da yapmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kolay gelsin diyorum. Son 3 günün sonrasında da elbette sonuçları göreceğiz ama biraz yorgunluk var ses tellerinizde de. Çok konuşmaktan. Ama şunu da söylememe müsaade edin. Bugüne kadar hiçbir kadın bir şehri yönetmedi bu ülkede. Sadece 1986 yılında Lurigina'da bir kadın bunu yaptı. Onun dışında hiçbir kadın belediye başkanımız olmadı. Halbuki kadınlar da bilgi sahibidir, kadınlar da tecrübe sahibidir, kadınlar da üretiyor. Cesaretimiz de var değil mi, yüreğimiz de var. İşte ben 25 Aralık'ta bütün Kıbrıslı Türk kadınlar adına yetkiyi de alacağıma yürekten inanıyorum. Bir cam tavan vardır üzerimizde, o cam tavanı beraber kıracağız 25 Aralık. Slavus Arincirli'nin hedefi yüksek mi? Hayır. Onun için değil. Kadınları engelleyen cam tavandan söz ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olunuz. 17. saat seçim özeli burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalınız. Aralık günü tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulamasıyla Kuzey Kıbrıs Türk